Arkadaşlar geçen yıl karavan fuarında Neta uydu antenlerini çekmiştik. Abimiz de gayet gergin çıkmış galiba videoda. Videoyu izleyip de iş yerine gidip ürün almaya gelenler karşılaşmışlar. Diyorlarmış ki çok gergin misin ama sen şeker gibi bir adammışsın diyorlar. Anlat evet. Bakayım nasıl oldu? Geçen seneki videomuzda gerginlik yaşanmış. Gelen ama müşterilerimiz çok yoğundun sen o zaman. Çok ben yoğunduk, arada evet. Kaynayıp da çekmiştim. Çünkü... Evet çok yoğunduk. Geçen seneki müşterilerimiz dükkana gelip alışveriş yapmak istediklerinde abi YouTube'dan seni izledik. Herkes seni tanıyorum. İzleyip öyle geliyor. Tabii izleyip gelen İzleyip müşterilerimiz vardı. Orada şey dediler bize. Ya abi ne kadar gerginsin. Aslında öyle bir kişiliğin yok. Hani şeker gibi bir insansın. Dedim abi valla ben de bilmiyorum. Hani nasıl oldu da böyle gergin çıkabildiğim gibi şeyler olabildi. Dükkan nerede hemen söyleyelim. Aşti'de. Yerimiz Aşti Otogar en alt katta. Samet Elektronik. Neta uydu olarak geçiyor. Orada yolcu otobüsleri, karavanlar ve VIP araçlar. Orada uydu anteni. Kayıtlı kamera sistemi üzerine ağırlık verdik. Bu sene özellikle Neta Uydu'da daha ileri seviyede satışlarımızı Allah izin verirse gerçekleştireceğiz. Geçen yıl fuarı ilgi nasıl oldu soralım sana. Geçen yılın fuarının çok güzeldi. Özellikle bu videoda şöyle geri dönüşte ya evet biz seni tanıyoruz YouTube'da videonu izledik de geldik diyen müşterimiz çoktu. Orada yorumlara da baktılar. Kesinlikle tabii. Bayağı İnsanlar araştırıyor ürün almak için araştırıyor. Araştırdığında diyor ki aa diyor Samet diyor işte. Samet Elektronik ya siz Aşti'de değil misiniz? Ben hala bugün burada bile onun ya siz Aşti'de değil misiniz? Ben kişiyi tanımıyorum ama evet Samet Elektronik Aşti geçen seneki YouTube'dan izlemiştik veya biz senin yanında 3 sene önce bir alışverişimiz olmuştu diyen müşterilerimiz var. Biz 96 yılından beri aynı yerde aynı hizmeti sunuyoruz insanlara. Ürünleri hemen anlatmaya başlayalım arkadaşlar bu kadar sohbetten sonra artık yani çok teşekkür merak ederim. Teşekkür ederim. Ürünümüz Neta Mifi 4G. Ürünümüz şöyle özelliği var. Kırsal bölgelerde altyapısı olmayan alanlarda sim kart takıyoruz. 20 kata kadar daha hızlı bir Wi-Fi hizmeti sunuyor size. Telefonlarımızın çok az sinyal aldığı yerlerde bu ürünümüz şey çıkarıyor. Daha fazla sinyal veriyor size. O güçlendiriyor. Tabii ki daha fazla güçlendiriyor. İnternette de mi aynı şekilde? İnterneti güçlendiriyor zaten. Telefonu güçlendirmiyor. Ha, o zaman şey canlı yayın yapan içeriğine tabii canlı yayında özellikle aplik yapan arkadaşlar bunu çok soruyorlar bana. Arkadaşım biz bir konsere gidiyoruz. Bütün herkes açıyor videoları. Bas istasyonu sömürüyor interneti. Biz kalıyoruz öyle deyince bugün arkadaşımıza verdik. Kendisi kullanıyor. Bir hafta deneme sürecinde. Dedi ki dene geri dönüşüm sağla bakalım ne olacak. Bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı fuara özel bomba gibi fiyatımız var. Normalde 350 euro. Biz fuara özel böyle bir 12 voltluk Type-C şarj aletimiz var. 12 volt. Bunu hediye ediyoruz yanında. Normalde piyasa değeri 250 ile 300 liraya satılan bir ürün. Şu. Evet biz bunu hediye ediyoruz bu ürünün yanında. Sadece pazartesiye kadar, ayın 10'una kadar. Güzel. Ürünümüzün fiyatı da 300 euro şu an için. 300 euro kaç para yapıyor? 300 euro hemen hemen 9000 küsür TL yapıyor. 10.000 küsür lira falan montajı evet. Falan daha değil mi? Montaj ücreti ayrı. Montaja artı ücret verecek ama al git de öyle şu an için. Al gitti kendi montaj edecek. Yan taraftaki ürün nedir onu anlatayım. Yan taraftaki size. Ürün bunun mini baz istasyonu gibi bir şeydir. Bu ürün bununla bir parça bir takımdır. Bundan 4 adet kablo çıkar. O 4 adet çıkan kablo buna gelir. Kablolar ikili ikili ayrıdır white ve black olarak. Evet. Bir takım olarak bu anten görevi göre bu da modem görüyor. Bir anten bir modem. Güzel. Evet. Arka taraftaki ürün kutu odanın şeyi mi? Bu bunun kutusu evet kapalı kutu olarak veriyoruz. İçeriğinde Wi-Fi anteni var. Baz istasyonu dediğimiz Mifi router'u var. Kablosu var. İşte Ethernet kablosu var. DC kablosu var. O derece paket. Güzel. İlerliyoruz. Evet. Sim karttan bahsettiniz de hangi sim kart kullanacaklar fark ediyor mu? Operatör seçmiyor kendisi. Bütün operatörleri destekliyor, çalışıyor. Ama interneti de sınırsız olması lazım. Yani o kişinin kendisine kalmış bir durum. Kişi kimin bazı müşterilerimiz almıyor hat. Telefonun hattını çıkarıyor. Kendi modemine takıyor. Belli bir dönem oradan da kullanabiliyor. Sinyal olmadığı için. Anladım. Tamam. Devam edelim. Bir de şöyle bir antenimiz var. Neta MTA55 serisi. Yine daha kompakt bir ürün bu ürün. Bu ürün gerçekten benim de çok hoşuma giden çekme karavanlarda özellikle çok önerdiğim bir ürün anteni kendisi. Anteni açın mı? Anten şu anda açılacak. Yeni bastım düğmesine. Antenimiz bu şekilde kalkıyor. Dönüyor. TürkSat yayınını buluyor. Sadece TürkSat mı buluyor denen müşterilerimize? Hayır. Parayı verdik. Hayır. Hepsini buluyor. Tabii. Bütün antenleri buldurabileceğimiz de bir antenimiz var. Bütün uyduları. Şu an uyduyu arıyor arkadaşlar. Şu an uyduyu arıyor cihazımız. Harika. Bu ürün ne kadar peki fiyatı? Bu ürünün fiyatı da yine fuara özel bir kampanyamız var.
Normalde 500 dolara satıyoruz biz bu ürünü. Günün kuruysa, günün kuruyla biz sadece fuara özel 26,5'la çarpıyoruz 500 doları. 500 çarpı 26,5 hemen hemen 13,5'a falan geliyor şu anda. 13 bin TL yani falan geliyor. Dolar kuru 28 falanken 26. 28 gen şu anda biz 26,5'la çarpıyoruz abicim. Evet, güzel. Arka taraftaki ürün? Arka taraftaki ürün MBA 28 dediğimiz bir ürün. Bu otobüslerde falan kullanılan otobüslerde mı? Ve karavanlarda çok popüler bir ürün. Aynı zamanda şu anda bu anten aslında bizim şey ürünümüz. Artık o kadar alışık bir model oldu ki bazı piyasalarda görüyoruz, aksesuarcılarda, tunikçilerde bunun aksesuar olarak kapağı üretilip piyasaya sunulabiliyor bu ürünü. Yani bu aslında adam uydu denince bir üründen bahsediyoruz, öyle söyleyeyim. Adam uydu denince aklına gelen model bu. Neta. Evet, aracımın güzel. Üzerinde Neta var diye ilanlara baktığımızda Neta ile birlikte satılık denilebiliyor artık yani. Bu güzel. Ürün özellikle çok performanslı, çok su da güzel bir ürün. Geçirmez, geniş hacmi falan. Tabii tabii. Bir de bunun aynısı mı burada bunun? Bu da MBA 22 modeli. Genelde VIP araçlar kullanıyor bunu. Genelde VIP bunun araçlar için. Fark ne? Sadece küçüklük. Daha kibar. Bunu biz genelde Mercedes, Vito ve Transporter grubu araçlara takıyoruz. Karavanlarda da güneş paneli tavan hekinden kalan daralmalardan dolayı bunu kaçamak bir seçenek olarak böyle de bir antenimiz var diyebilirim diye. Güzel. Alternatif olarak. Diğer antenimiz de bu arkadaşlar. Bu nedir? Diğer antenimiz de 6 uydu arama özelliğine sahip. Bu da mı karavanlar için? Bu da karavanlar için. Turksat, Hotbird, Badr, Astra, Hellasat. Allah'ım ismini daha yeni duyuyorum. Ne uydularıymış bunlar? Bütün böyle uyduları arıyor. Bunu sadece ayarlarını bizim yapıp. Bildiğimiz Hotbird, Matbird ve Avrupa uydusu. Başka şey bilmiyoruz. Bilmediğimiz daha birçok uydular var. Biz de bu ürünle, bu ürün sayesinde biz de artık bazı uydularla şey yapabiliyoruz yani. Müşterilerimizin arz talebine göre adam Avrupa'ya çıkıyor, diyor ki kardeşim ben Avrupa'ya gideceğim, orada Astra izleyeceğim. Evet kardeşim, senin istediğin ürün bu. Sen bunu takacaksın. Az önceki ürünlerin hepsi TürkSat mı buluyor? Hepsi TürkSat buradaki bütün. Tamam. Yurt dışına çıkmadan müddetçe sorun yok. Yani yurt dışında da çekiyor. Mesela şu ürün Belçika'da çalışıyor. Tamam. Belçika'da TürkSat'ı izleyebiliyor. Doğru, TürkSat Avrupa. Yani bizim şey aslında yani bir haritamız var. Kendi belirlemiş olduğumuz ürünlerin bazında bir haritamız var. O haritaya bakarak hangi uydu, hangi bölgede daha verimli veya verimsiz olduğunu görebiliyoruz. Güncelleme de alıyor mu kendisi? Güncelleme kendisi almaz. Ne zaman uydu frekansları değişti, o zaman bize bir güncelleme gelebiliyor müşterilerimiz. Bizi ziyaret ediyorlar. O zaman siz gelip yeniden güncelliyorsunuz. Tabii biz güncelleme veriyoruz normal insanlara. Normal televizyoncular gibi. Normal televizyoncular gibi demeyelim. Onlar için insanlar sıraya giriyor. Bizde sıra yok, geliyor. İşini yaptırıyor, gidiyor. Anladım. Şu nedir? Bu da yine uydu anteni. Sadece TürkSat çalışır. Özel istek olarak 6 uydu seçeneğiyle de ürettirebilir veya yapabiliriz. Çanta tipi bir antenimizdir. Abi nasıl bir şeymiş bu ya? Bu hafifti. Yer olmayınca kullanılmaz. Yani karavanlarında güneş paneli, tavan eki gibi yerlerde montaj yapılamayacak antenlerde adam diyor ki kardeşim ben uydu anteni izleyeceğim. Ne izleyebilirim? Nasıl izleyebilirim? Evet abi, senin ürünün bu. Takıyorsun, fişini takıyorsun, kuruyorsun, izliyorsun, kablosunu çekiyorsun. İşin çok bitiyor. Güzelmiş bu ya. Çok hoşuma gitti. Yer kaplamıyor. İşin bitiyor. Tekrar topluyorsun, kaldırıyorsun, aracının bagajına koyuyorsun, işi bitiriyorsun abi. Yani bu şey içinde elektrik şeye bağlı oluyor, anladım. Yine uydu alıcısı var bu ürünün yanında. O uydu alıcısı bu ürün takım halinde satılıyor. Yani şunu aldığın hiçbir şeye gerek yok. Nasıl, anlamadım. Bu onu aldığın hiçbir şeye gerek yok mu? Aynısı mı oluyor? Bu montaj oluyor. Bu montaj oluyor aracın tamamı. Bu montaj olmuyor. Aynı ürün. Aynı işi görüyor ama yolda giderken çalışanı da var bunun. Yolda giderken çalışmayan da var. Peki bunu bu? Şimdi bu montaj edilmiyor. Bu tamam. Sadece durduğu yerde çalışıyor. Mobil, seyyar. Mobil, seyyar, portatif diyoruz. Portatif diyoruz. Bu da 490 dolar diyoruz. Bu daha ucuzmuş. 490 ama dolar. Ama çalındın mı anten gider. Yani çalınmasın diye özellikle şurasına bir böyle şey koyduk. Buraya insanlar... Kaldır gösterelim. Buraya insanlar böyle bir toprak zemine koyduğumuzda şuradan bir kazıp çakıp bunu sabitleyebiliriz, örnek veriyorum. Onu o yüzden koyduk yani. Veya şeyin karavanın kenarına sabitle. Evet, kesinlikle. Veya ön koltuğa koy kenara. Yani koltuğuna koy, şöyle izleyeceğiniz zaman mecbur dışarı çıkaracaksınız. Kapalı alanlarda çünkü çalışmıyor. Ve camda da yansıma yaptığı için frekans. Camda almaz. Almaz. Yani camda alması için de yani aracın yönünü ayarlaması lazım. Anladım. Güzelmiş bu da. Bunu talep görüyor mu bu ürün? Bu talep görüyor. Bu ürünümüzde genelde az önce karavanın üzerinde montaj yapılmasında boş alan bulamadığımız araçlarda. Veya karavan böyle tombul mombulsa montaj yapılamıyor yani. Yeri yok adamın. Evet.
vatandaş diyor ki kardeşim ben uydu anteni kesinlikle ve kesinlikle izlemek istiyorum. Bu da güzelmiş. Bu da çok güzel bir ürün. Kompakt bir ürün kendisi. Bizim piyasada son yıllarda en çok satılan ve tutulan bir ürün kendisi. Ürünün şey avantajı da yani üst segment olmasının sebebi çanak ebatının geniş olup sinyal seviyesini daha üstten alması. Sizin daha önceki fuarda bunun şu açılmışı vardı, mobil olanı vardı, daha küçüktü. Evet. Küçük bir anten var. Çorba tenceresi kapağı kadar bir şey. Evet. Değil mi? Bu daha büyük. Evet. Ama bu yine karavancıların işini görecek. Tabii karavancılar özellikle MBA 28 modelini hem karavancı arkadaşlarımız hem karavan imalatçı esnaf arkadaşlarımız bunları daha çok seviyorlar bu antenleri. Evet, son olarak iletişim bilgilerini alalım. Samet Elektronik, Aşit Otogar, NETA Uydu Bayi'yiz. Aşit Otogar'da yerimiz. Telefon numaramız, detaylı bilgilerimiz arkadaş not düşer dimine. Teşekkür ederim, iyi günler diliyorum herkese. Bol kazançlar diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun.